Hepinize selam ponçiklerim. Bugün sizlerle birlikte soru cevap videosu atıyoruz. Yine buna özel bir kısa video atmıştım size. E, sağ olun, var olun. Sorularınızı yazdınız. Bir sürü geldi. Çok teşekkür ederim. İnşallah atladığım birisi yoktur. Çünkü yani e, bayağı vardı. İnşallah atladığım birisi yoktur diyorum. Ve o zaman soru cevap videomuza başlayalım. İlk sorumuz adın ne demiş? Adım Ecrin arkadaşlar. Ee, yaşın kaç demiş sonra? Yaşım 13 arkadaşlar. Çok merak ediyordunuz. Yaşım 13. En sevdiğin tokatubur kim demiş? Ee, tabii ki de Queen. Yani başka kim olabilir? Queen. Nerede yaşıyorsun? Şu anda İzmir'de yaşıyorum. Yenizi, yeni dizi çekeceğim mi? Evet e, çekeceğim. İntikamlı Aşık diye bir dizi geliyor yakında. Çok yakında hem de. Tokalife ya e, Tokalife'a nasıl başladın ve en sevdiğin TikTok'u kim acaba demişsin. İlk başta Tokalife'a e, ben TikTok'ta gezerken e, Tokalife World hakkında bir video rastladım. E, o videoda çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle ben evcilik Küçüklüğümden beri evcilik oyunlarına, barbiler falan her şey bayılırım. Ee, bu oyunda çok hoşuma gitti. Tam aradığım özellikler olduğu için başlamak istedim. Ee, yani Tucker oyununu yükledim. İlk başta hilesiz yükledim. Yani bayağı yükledim, oynadım, oynadım. Ve böyle YouTube kanalı açmayı falan karar verdim derken böyle oldu. Böyle başladım en sevdiğin TikToker kim demişsin? En sevdiğim TikToker şu anda var mı yok mu bilmiyorum ama eskiden Cemre Solmaz'dı. Şimdi kim bilmiyorum ama şimdi de Cemre Solmaz ya da yarın alacak galiba. Ya Cemre Solmaz ya da yarın alacak çok emin değilim. İkisi sanırsam. Diğer sorumuza geçelim. Kamerayı da elimde tutmaktan yoruldum. Şuraya koyuyorum. Evet diğer sorumuz YouTube'a nasıl başladım? Şimdi benim YouTube kanalım çoktan beridir var. E, hep de sıfır abonem falan var yani. Çoktan beri var YouTube kanalım. Sadece kullanmıyorum. Sonra işte Toka Life World'u keşfedince insanlar çok güzel videolar çekmiş. Ben neden çekmeyeyim dedim. Ondan sonra işte çekmeye başladım. Ama videolarımı sevmedim. Güzel çektiğimi düşünmedim. Aslında çok da güzel çekmiştim. Şu an farkındayım. Keşke silmeseydim o videoları ama yani yapacak bir şey yok. Silmişim. Ondan sonra ben hep e, yükledim, sildim, yükledim, sildim. Bayağı bu, bu böyle bir döngü oldu. Kimse görmüyordu zaten. Görüntülenme falan da yoktu hiç. Ondan sonra dedim artık ne sileceğim, ne olacak? Artık ne vardı, ne yoktan artık dedim yani silmeyeceğim dedim. Beğenmesem de silmeyeceğim dedim. Ee, öyle ve silmedim videolarımı bu kadar olabildi ancak ama devam edeceğim ediyorum da zaten ee, sonraki sorumuza geçelim senin youtube kanalını açmanı kim söyledi benim youtube kanalımı açmamı kimse söylemedi ben çok istediğim için açtım ee, youtube kanalını nasıl büyüttün ee, çok kolay bir soru bu benim için ee, video çekerek büyüttüm aslında çok da kolay değil bazı insanlar için. Arkadaşlar, e, ponçiklerim video çekin. Eğer istiyorsanız video çekin. Çünkü ben e, kaç senedir TikTok kullanıyorum. Ama hiçbir şekilde yani aboneme e, takipçi kastığım için bine falan ulaşmaya çok az kalmıştım. Ama takipçi kasmak da artık yani yoruyordu. TikTok'ta zaten kendi videolarımı atıyordum. Böyle Toka Life'ı keşfetmemiştim o zamanlar. Yani artık takipçi de kasmıyorum. Bir şey de yapmıyorum. Öyle yani öyle kasmıyorum. Kaldı TikTok öyle. Diğer sorumuza geçelim. Annem babanın YouTube kanalından haberi var mı demiş bir arkadaşımız. Annem babamın YouTube kanalımdan haberi var. Evet annem babamın YouTube kanalından haberi var. Ama çok bir tepki göstermiyorlar öyle. Oynasın çocuk falan diyorlar işte. Ee, kaç yaşındasın demiş yine. Kaç yaşındasın sorulsa o kadar çok geldi ki. 13 yaşındayım arkadaşlar 13. Ejim ee, kaç yaşındasın demiş yine birisi. 13 yaşındayım. Diğer sorumuza geçelim. Sorularımız yavaş yavaş bitiyor artık. Ee, yine birisi kaç yaşındasın demiş. 13 yaşındayım arkadaşlar. Nerede yaşıyorsun?" demiş birisi. Ee, İzmir'de. Şu anda İzmir'de yaşıyorum. Öyle İzmir'deyim. Yani doğduğumdan beri İzmir'deyim. Ee, abla kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. En sevdiğim meyve. Bunu çok düşünmedim ama sanırsam mandalina. Evet. Evet, evet. Sanırsam mandalina en sevdiğim meyve. En sevdiğin kankan? Tabii ki de olmazsa olmazım Esmacığım. Canım Esma'm benim. <laughs> Siz de tanıyorsunuzdur belki. Kutlama Partisi'ne gelmişti. Ee, nerede yaşıyorsun demiş yine birisi. İzmir'de yaşıyorum. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. Burcu ne demiş? Burcum Başak arkadaşlar. Çok da memnunum Burcum'dan. Ee, kaçıncı sınıfa gidiyorsun demiş birisi. Yani 13 yaşında olduğum için 7. sınıfa gidiyorum. Sene LGS var. Bu yüzden heyecanlıyım yani bayağı. E, ee, yine kaç yaşındasın demişler. 13 yaşındayım. Çok fazla geldi bir soru. En sevdiğin renk ne? Tabii ki de olmazsa olmazım siyah arkadaşlar. Geçelim diğer sorularımıza. Ponçiklerim diğer sorularımıza geçmeden önce e, burayı bu evi ben kiraladım. Her evi kullandım bu evi de kullanmazsam olmazdı. E, şöyle küçük bir alan ayarladım şöyle. Işıklar falan var işte. Ay açmamışım bunları. Neyse yapacak bir şey yok artık. Neyse geçelim sorularımıza tekrar. Bu arada içecek getirmiştim. içmeyi unutmuşum. Böyle <laughs> unutmuşum. Özür dilerim. Neyse devam edelim. Zaten e, 3-4 tane falan soru kaldı. Ondan sonra videomuz bitiyor. E, kaç kardeşsiniz demiş. E, i̇ki kardeşiz. Ben en küçük kardeşim. Bir tane ablam var. E, takipçilerini seviyor musun? Takipçilerimi çok seviyorum. Yani... Ee, onlar beni bütünledi, ben onları bütünledim. Öyle bir şey gibi oldu yani. YouTube'daki hedefin kaç? Ee, şu anda bir hedefim yok. Aslında var ama olabilir miyim bilmiyorum ama şu anlık hedefim 10K arkadaşlar. Yani ponçiklerim 10K almak istiyorum şu anda. İnşallah da olurum. Devam edelim. Zaten çok azıcık bir soru falan kaldı. Ee, pardon son soruymuş bu da. Ee, hobilerin neler demiş. Şunu içeyim bir. Şimdi benim hobilerim neler? Hiçbir şekilde düşünmedim. Ama Düşünecek düşünce olursam da sanırsam resim çizmeye bayılıyorum. Evet e, resim çizmek bir hobi gibi oldu bende. Çok güzel çiziyorum yani. Öyle düşünüyorum daha doğrusu. Güzel çiziyor muyum bilmiyorum ama. E, sonra bir daha düşünelim. Aklıma geldi kitap okumak. Kitap okumadı, okumayı da çok seviyorum. Çok vakit buluyor diyemem ama belki yani bulabildiğimce çok e, kitap okuyorum. Evde genelde okumuyorum ama okulda götürüyorum o zamanlar okuyorum. Çünkü evde genelde yani size YouTube kanal e, YouTube videosu açıyorum, atıyorum, ödevlerimi falan yapıyorum. Ondan sonra işte derken yemek falan yerken dedim falan birazcık telefonda falan geziyorum. Ders çalışıyorum falan derken zaten akşam oluyor. Anca video atabiliyorum zaten size de akşamleyin. Çünkü sabahleyin açacak video bulamıyorum nedense. Öyle gibime geliyor yani. Ee, bir de ben bir şey daha diyecektim. Ne diyecektim ya? Heh, hatırladım. Yine benim e, hobilerimden bir tane daha buldum. Hobilerim futbol oynamak ve voleybol oynamak. Bunların ikisine bayılıyorum. Yani eskiden futbol çok oynamıyordum küçükken yani biraz daha küçükken. Ee, voleybol ustası olduk. Ortada sıçan çok oynardık. Yani şu anda ortada sıçan ya da yakan top diyeyim. Çok e, sevmiyorum. Çünkü ne, ne bileyim artık yani şey geliyor bana. Yoksa benden iyisi yoktur bile diyebilirim yani yakan topta. Ee, voleybolda da aynı zamanda. Yani futbolda daha yeniyim. Futbolu iki senedir oynuyorum. Yani 5. sınıf. Yok, 3 senedir oynuyorum. E ee, sınıftan beri oynuyorum yani. Öyle. Sorular bu kadardı Ponçiklerim. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, yorum yazmayı da unutmazsanız sevinirim. O zaman görüşürüz Ponçiklerim. Size öpüyorum. Bay bay.